Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. Şubat 2019 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Kovalar, Şubat sizin ayınız. Doğum gününüzü kutluyorum. Size mutlu, başarılı, sağlıklı bir yıl dilerim. Evet, burcunuzda ilerleyen Güneş ve Merkür'ün etkisiyle aya başlıyoruz. Bir yandan da Yay burcundaki Jüpiter ve Koç burcundaki Uranüs'ün çok olumlu destekleri var. Aya heyecanlı başlıyoruz. Umutlu, neşeli, keyifli başlıyoruz ve Kova yeni ayı doğacak hemen ayın 5'inde burcunuzda 15 derece Kova Burcu. Doğum günü özellikle 1-10 Şubat arası olan sevgili Kovalar, bu yeni ay sizin için çok güçlü etkiler barındırıyor. Yeni ay demek, yenilikler demek, yeni kararlar, yeni başlangıçlar demek e, ve belki hayatımızda gerçekten e, yeni adımlar atabileceğiniz bir süreçlisiniz. Doğum haritanızın yapısına göre. Kişisel gezegenlerinizin yerleşimlerine göre, yaşınıza ve hayat şartlarınıza göre değişebilir bunlar tabii ki. Ama genel olarak bu taze enerjiyi, yeni enerjiyi, daha böyle özgüvenli, cesur, heyecanlı enerjiyi hissedebileceğiniz ve her ne için başlangıç yapıyorsanız da gökyüzünün sizi gerçekten destekleyeceği, önünüzü böyle bir açabileceği süreçtesiniz. E, doğum haritalarınızı özellikle kontrol ediniz. Hava burçlarında, ateş burçlarında yani terazi, ikizler, kova ile beraber, aslan, koç, yay gibi burçlarda kişisel yerleşimleriniz varsa bu yeni ayın sizin hayatınızı çok daha hızlandırıcı, çok daha böyle destekleyici güçlü etkiler barındıracağını da söyleyebiliriz. Venüs ayın dördüne kadar yay burcunda hemen ayın başında bir 4 Şubat arasında Venüs'ün Uranüs'le güzel bir teması var. Bu ee, arkadaşlardan destek gelebileceğini gösteriyor size. Arkadaşların fikirlerine, düşüncelerine önem verin. Her türlü grup çalışması, ekip çalışması e, hızlı bir şeyleri getirebilir. Ya da bir kulübe, bir derneğe üye olmak, ya da bir etkinliğe katılmak, bir organizasyonun içerisine yer almak, arkadaşlarla birlikte organize edilebileceğiniz bir seyahate katılmak. Yani bu tarz etkiler var. Ve 4 Şubat'tan itibaren Venüs artık Oğlak Burcunda hareket edecek. Biraz daha böyle. Ee, günlük hayatımızda daha güvenlikli konular, daha maddi manevi güvence konularını önemsemeye başlayacağız Venüsün etkisiyle beraber ve e, yeni ayla beraber e, Jüpiter'in Güneşle Merkürle olumlu temaslarını görüyoruz demek ki hep arkadaş ilişkileri ayın ortalarına kadar öne çıkacak. E, her ne yapıyorsak sanki grup olarak yapıyoruz bunu yani e, ekip halinde yapılan çalışmalarda güzel etkiler var. Bunlar medya işleri de olabilir, böyle reklam tanıtım, promosyon işleri de olabilir, e, uluslararası bazı işler olabilir, kültürel işler, eğitimle ilgili işler olabilir. E, özel hayatımızda da yine arkadaşlarla birlikte yapabileceğimiz faaliyetler, geziler, seyahatler, yani bunlar olabilir. Ama bu, bunlar da keyif alıyoruz, mutlu oluyoruz, kendimizi iyi hissediyoruz, özgüvenimiz yükseliyor maddi manevi başarıları da tabii ki getirebilir bu etkileşimler. Kova yeni ayının genel etkilerini anlattığım videoyu Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. Ve ayın ortalarından itibaren enerjiler biraz değişiyor. Ayın 10'unda Merkür Balık Burcu'na geçiyor. ayın 14'ünde Mars Boğa Burcu'na geçiş yapıyor. Ayın 19'unda Güneş Balık Burcu'na geçecek. Ve hemen ayın 19'unda Dolunay var. Evet bu dolunay 8. evinizde meydana geliyor. Dolunay bir hedefe ulaştırıyor size. Hangi hedefe? Para hedeflerin. Evet bu dolunay parasal bir hedefe ulaştırıyor. Daha çok da hani çalışmadan gelebilecek bazı paralar. Bir tazminattır, bir ikramiyedir, primdir, bir sigorta geliridir, bir nafakadır örneğin ya da bir kredidir. Ortaktan, eşten gelebilecek paralar. Parasal hedeflerinizi size ulaştırıyor ve ee, belki uzun süredir de üzerinde çalıştığınız, çabaladığınız bir şey bu. İşte sonuca ulaştırıyor ve özellikle gökyüzünde toprak ve su burçlarında güzel e, etkileşimler olduğu için lütfen kişisel haritalarınızı e, kontrol ediniz. Haritalarınızda toprak burçlarında yani boğa, oğlak, başak gibi ya da su burçlarında yengeç, akrep, balık gibi burçlarda yerleşimleriniz varsa Ay burcunuz, Venüs, Jüpiter, Merkür gibi gezegenleriniz, özellikle bu burçlardaysa, evet bu söylediğim parasal kaynakların e, daha rahat elinize geçebileceğini finansal anlamda böyle bir şansla destekle karşılaşabileceğinizi söyleyebilirim. Kredi mi istiyorsunuz? Evet alabilirsiniz. Borç mu ödeyeceksiniz? Ödeyebilirsiniz. E, uzun süredir uğraştığınız bir miras işi var, bir nafaka işi var, bir çözümlenmesini beklediğiniz beklediğiniz bir e, kaynak var. Evet, o artık sonuç verebilir e, bu dolunayla beraber. Venüsün Satürnle birleşimini görüyoruz, e, Plüto ile birleşimini görüyoruz ve para evinizdeki Güneşle Merkürün kavuşumunu görüyoruz. Bakın, para düşünüyorsunuz, para konuşuyorsunuz. Bununla ilgili önemli kişilerle bağlantılar kuruyorsunuz, yetkili kişiler. Bunlar güçlü kişiler, e, böyle yetkisi olan, bilgisi olan olgun yaştaki kişiler, mevkili kişiler, sözü geçen kişiler yani bunlarla hep böyle bir parasal temaslar var. Hani şirketler olabilir, banka olabilir, finans kuruluşları olabilir veya herhangi bir mülkün bir kaynağın satışı değişimiyle ilgili konularda yine bağlantılar kuruyorsunuz. Gizli açık. Bakın hem gizli olabilir hem açık olabilir. Böyle yardımlar da alabileceğiniz bir süreç. Ee, bir bakıyorsunuz özellikle ayın sonlarından sonra ayın 21'inden itibaren bu tarz işlerinizin parasal beklentilerinizin hızla çözümlendiğini, bir sonuca ulaştığını rahatlıkla hissedebilirsiniz. Elinizde bir para var, bir maddi kaynağınız var. Bunu değerlendirmek istiyorsunuz, bir yatırım yapmak istiyorsunuz. Bu yatırım yurt dışı bağlantılı da olabilir veya bir iş yatırımı da olabilir. İşte bunlarla da ilgili yatırımlar için yine özellikle ayın 25'i ile 28'i arasında çok güzel etkileşimler var. Çok güzel destekler alabilirsiniz. Ee, sezgilerinizi de dinleyin. Gerçekten sezgileriniz de çok güçlü bu dönemde. Yani duygusal anlamda da e, iç sesinizi dinleyin. E, size doğru yolu gösterecek. Ne yapmanız gerektiğiniz konusunda doğru yolu da gösterebilir. Başak Dolunay'ın genel etkilerini anlattığım videoyu Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın.